Şu an 8 dakikasını seslendirmesi tamam. Script'in de kaçını tamamladığımı, %70'ini tamamladım. Yani bir 15-20 dakikalık bir Resident Evil 7 hikayesi duyacaksınız ve çok da tatlı hikayesi aslında. Yani bilmeyenler için de zaten görmüştük abi de sonra toparlanması, Baker ailesinin nasıl oraya vardı. Hepsi aslında DLC'lerle beraber geriye dönük anlatılıyor. DLC'lerde eskilerden kimler neler varmış onları görebiliyoruz. Onları başa aktardım. Sonra da oyun içerisinde neler gördüğümüze baktım. Bir de oyunun sonunu falan anlatacağım. Birazcık da uzun sürecek. Yani tatlı olacak. Baker ailesi çok tatlı bir aileymiş de ondan sonra işte virüsün etkisiyle vesaire rahatsızlanmışlar. Adamlar mesela şeyler... Farkındalar yaptıkları kötülüklerin ama bedenlerini kontrol eden biri olduğundan dolayı gidip de insanları öldürüyorlar ve bunu istemeyerek yapıyorlar. Düşünsenize elinizi başkası yönetiyor ve siz buna hiçbir şey diyemiyorsunuz. Çünkü tamamen kontrollü, hani beyinciğiniz, beyniniz her şekilde o virüsün etkisinde, bir şey yapamıyorsunuz. Janet Boskaya, Bozyaka diye şey yaptım çünkü Kuzyaka abimiz var, onu her zaman yanlış okuyorum. Kaya diye okuyorum, bana deliriyor. Neyse, onun dışında Ondante ikinci oyun demiş. Dokan abi selamlar, seni severek izliyorum, inşallah arayını geçersin demiş. TR'nin hatta dünyanın en iyi yayıncısı olursan yayınlar. Bu arada Yiğit yayını izliyorsa borcunu versin demiş. Yiğit adama versene borcunu lan, manyak herif. Sifulin, Semanal adam balıkların nerede? Bir de premium yarışmaları ne zaman olur? Abi bu ay tekrardan olacak. Yani güzel bir şekilde şey yapıyorum, tedarik ediyorum yine teker teker. Stoklar doluyor. Sifulin teşekkür ederim ikinci ay için. Armutlu karpuz 2 oldu be demiş. İkinci ay neymiş mister gibi. Phoenix was taken. Sıram Adal Adam nasılsın? Bayağı oyun oynadım. Seni bıraktım. Affet beni Adal Adam. Şimdi arkadaş Prime ısmarladı. Üçüncü ayda oradan ekliyorum demiş. Hadi bakalım. Martian Blur'ı Adal Adam 3 aya geldi. Geçmeler çabuk geçiyor o zaman. Eski kanalın geldi aklıma. TV Ops. TV Ops değildi. Video Ops'tu ama neyse. Eskiden izlerdim seni. Hep aga be demiş. Bu arada Discord'dan ekliyormuşsun. Aynen öyle abi. Onları moderatörlere ulaştırman lazım. Onun dışında I'm Sally. Prime üzeri kullanmış. Emir G0102. Prime üzeri kullanmış. Vassal 4. Prime üzeri kullanmış. Ben Dizza. Eylül abim seviyorsun. Yeni daha başlamadı ama olsun. Bu arada seviyorsun demiş tekrardan. Sevgisini bol bol bize aşılamış. İkinci ayı yemiş. Perişong mi? Selamlar. 2 ay daha nice aylara. Hayırlı speedrunlar demiş. Teşekkür ederim. Hayırlı speedrunlar Perişong mi adam. Tier 1. Tatlı. Mehmet Minecraft. Prime üzeri kullanmış. Emir Nafi 02. Prime üzeri kullanmış. Hoş geldiniz abi. Hadi bakalım. Hype Train 3. Bugün iyi başladık. Sağlam başladık. Gelen herkes hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkada balıklarımı soruyorsunuz. Balıklarım arkadaşlar, ben çok şeyim. Manyak bir adamım. Yayınlarda kaç kez böyle bir şeye sinirlenirken böyle koltuğu falan aşağı arkaya ittiğimden akvaryumu devirecektim. Bazen böyle kapıyı sertçe kapatıyorum falan. Balıklar cidden ödü bokuna karışıyor. Balıkları sevdiğimden dolayı ben artık şeyim. Oradan çıkardım. Ya bir de böyle sürekli olarak balıklar normalde kocaman bir cisim gibi size alışıyorlar ama bir yandan da korkuyorlar. Bu korku adrenalini onlara ekstra yıllarından gidiyor abi ya da günlerinden gidiyor, hayatlarından kısalıyor. Ben de sürekli böyleyim. Balık izliyorum abi böyle. Ya da bu benim cidden video yapım şeyine de etkiliyor. Video yapacağım mesela, balıkları izlemeye başlıyorum böyleyim. Aa Fatsi tipe bak falan, ya da ne bileyim yemeğini yemiyor, üzülüyorum balığa. Sürekli balıklara bakmaktan YouTube'da bir şeyler yapamaz oldum. O yüzden de içeri koydum. Şu anda zaten yemini verip geldim. Onlar gayet iyi yaşıyorlar abi ya. Sıkıntı yok. Onlar tatlı tatlı takılıyorlar. Böyle buluk buluk böyle Japon balıkları halleriyle. Orası çok boş kaldı. Aynen, balıklar varken dolu duruyordu. Ne balıkmış? Erdem lafını geri al. Balıklarıma ne balıkmış diyemezsin. Sana buradan bir vururum. Ha. Yok vuramam. Neyse al. Al. Oldu mu? Oluyor mu abi? Al, bu da var. Başka ne koyabilirim? Al abi. Oldu mu? Hoşunuza gitti mi? Hemen doldurdum abi. Hızlı, seri. Bu arada örümcek adam üzerinde Adal yazıyor. Onu Kageiz yaptı bana. Heykel adam. Heykel yapabiliyor güzel bir şekilde. Orada bir tane predatör var. Onu da Kageiz adam yaptı. Aslında bana yapmadı ama yurtta... Kaldığımız zaman şu hani böyle 3 haftalık bir süreçte yurtlardan alındık, korona muhabbeti vardı ya. İşte o muhabbetlerde Kageiz abimiz biraz aptallık yapıp ayakkabısını, işte kıyafetlerini, gidip de yaptığı killeri, heykelleri her boku bırakmış.
Sonra diyoruz ki ben gitmedim bu arada. Yurttan annemler eşyaları falan alıyor. Dedim ki Kagiz kanki bak eşyaları annemler alıyor. Seninkileri de alabilirler istiyorsan ara falan. Dedi ya kanka bizim ben eşya bırakmadım falan dedi böyle. Tamam dedim ama birkaç eşyam varsa da hani bir gömlektir falan alınsın. Ondan sonra anneme ikna ettim Kagiz'i. Annem bir şey yaptı. Kagiz'e böyle bak. Benim eşyam şu kadar, yüzünki bu kadar. Hani güya bir şey kalmadı diyor. Böyle toparlayıp eve getirdiler. Onun içerisinden de şu bak, şu heykel. Çünkü bu zaten benim doğum günü hediyemdi Kagiz tarafından. Bir de şu kaldı bana. Yani adam güya hiçbir şey bırakmamış. Yani resim çantası var böyle. İçerisinde bir sürü alet edevat var. Boyalar var. Adam yani sanat kariyerini yurtta bırakmış. Diyor ki... Kanki ben hiçbir şey bırakmadım. Ben her şeyimi eve getirdim diyor. Bıraksa herhalde sonra fark edecek. Neyse. Bu da böyle arkadaşlar. Bir dişi yok. Çünkü bu velet abi dişini çıkardı. Yeni diş alacak. Böyle. Bu arada gayet iyi. Ya. Ya kimin arkadaşı chat? Yani benle arkadaş olmadan önce böyle bir kili yapamıyordu. Benle arkadaş olduktan sonra bu kili yaptı abi. O yüzden... Bana abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abonelerim de faydalanıyor bu. Auram her yere yayılıyor. Evrene yayılıyor auram. Siz de bir adal abonesi misiniz? Evet, adalın aurasından yararlanabilir ve hayatınızı güzelleştirebilirsiniz. Penguve, abi bir kavga anını anlatır mısın? Ben kavga etmiyorum abi ama bir kavga anım var. Evet, o da çok komik. 5. sınıfta ben asla kavga etmem. Böyle aslında kavga edesim geliyor ama etmiyorum. Çünkü kavga çok saçma bir şey. Bir tane de adını unuttum ya. Soy ismini hatırlıyorum ama. Arkadaşımın adı Karabacak'tı. Mert miydi adı? Mert Karabacak mıydı? Kaan Mert Karabacak'tı. Oha lan evet. Şu an yazarsanız çocuğu direkt bulabilirsiniz. Bütün TC'sine kadar verdim. Onunla böyle çok yakın arkadaş ama bir gün böyle bayağı hararetlendik. O günde bizim hoca yok. Hoca da böyle hani hocanın etkisinde hep gözetler ya sizi. Doğukan sen iyi bir çocuksun falan der ve sen hiçbir şey yapamazsın. O sırada bir hararetlendik. O beni ittiriyor, masayı deviriyor. Ben ittiriyorum, masayı deviriyoruz. Ama masalar da ne kadar hafif serdik. 5. sınıf yani böyle iri yarı şeyizde bütün sıraları falan dağıtabiliyoruz değil. İtiyorum, şey yapıyor, vuruyor böyle şey yapıyor. En sonunda çocuğu böyle bittirdim abi. Çocuk bütün sandalyeler aradan açıldı. Tak diye kafasını vurdu. Sandalyenin açıldığı yerde boru varmış abi. Kafaya, boruya kafasını vurdu. Ben de o zamanlar böyle Fatma Gül'ün Suçu Ne gibi bir dizi mi ne vardı? Fatma, ya Iron Adam hoş geldin. Neyse. Onda bir tane adam kafasını böyle vurarak ölüyordu. Ve ben de çocuğa böyle baktım. Eyvah lan öldürüyordum çocuğu falan oldum. Bir şey yapmadım. Dedim gel kalk aşağıdan. Ya yoksa birbirimizi öldüreceğiz herhalde. Çocuk kalktı hala bana böyle dövecek falan. Dedim kanka kafayı vurdun hani daha devam etme. Herkes şey bak dozunda bırakma diye bir şey var ama insanlar bırakmıyor öyle şeylerde. Bir tane daha vardı bir çocuk böyle üzerime sanki WWE'ci gibi atlayıp böyle kilitleyip böyle beni boğmaya falan çalışıyordu. Ben bir kere aldım böyle tuttum böyle tak diye indirdim. Normalde yapamıyorum ama bir gün yapabilmiştim normalde cidden böyle. Egosunu tatmin ediyor o konuda. Ondan sonra durdum böyle ben aynısını yaptım ona. Dedim dur artık ya bırak. Ondan sonra... Tamam sakiniz değil mi dedim arkamı döndüm yine atladı ya. Böyle insanlar böyle. Bunlar hep küçüklük şey. Benim kavgalarım bu kadardır. Yani tekme dokat kavga ettiğim yoktur. Ama şöyle bir şey var. Kavga etmekten gurur duyan arkadaşlarım vardı. Yani böyle öyle bir anlatıyor ki kavga anısını. Bir kere beraber bir olayımız olmuştu. Beraber hani gördüğümüz bir şey olmuştu. Adam anlatıyor sınıfta. Sınıfta bir anlatıyor. Dedim ki ulan bu adam hayatı yaşıyor. Bu adam cidden hayatın içinde. Her şeyi biliyor falan gibisinden. Her şey böyle her aksiyonlu şeyde kendisi var. Ulan sonra hikaye tanıdık gelmeye başladı. Bir baktım hikaye benim de olduğum şeymiş. Yani benim olduğum olayı öyle bir anlatıyor ki adam. Sanki ben onu görmemişim, duymamışım, bilmiyorum bambaşka hikaye gibi. Ve bunu anlatırken de hikaye böyle bir şey hikaye tamam böyle bir hikaye. Adımın anlatışı böyle. Neye bakmıştın reis falan gibisinden. Öyle dövdüm, böyle dövdüm, şunu yaptım. Çok komikti. Ve hikayede hani şey de yok. Doğukan da vardı demiyor. Sınıfı anlatıyor böyle. Yayılmış kol böyle falan. Aynı şu şeydi bak cidden. Hatta arada bir tespih alırdı abi. Böyle sallardı, böyle bakardı.
bana şey de diyor bazen, diyordu. Dokan sen yumruk atmayı bile bilmiyorsun. Kanka yumruk atmayı bilip bilmemek değil olay yani. Yumruğu kullanmamayı tercih etmek bir olay. Çünkü yani kavga bir yere vardırtmıyor olayları. Teşekkürler yani dediğin için ama insanları bir de böyle sanki dövmüyor birini falan gibisinden eziklerdi, bulilerdi yani. Önemli olan kavga etmeyi bilip bilmemek değil abi. Olay o değil. Ayıramazan ikinci ay be demiş. 23. ayını yenilmiş diyecektim ben. İkinci ayını yenilmiş. Bu 23. ayını yenilseydin zaten ayrı bir şey olurdu. FRN The Killer. İkinci ay be demiş. İkinci ayını yenilmiş. Onun dışında Yusuf Gülsüm. Evim bir ay sonra geri geldim demiş. Üçüncü ayını yenilmiş. Kirayı vermiş. Kan 89. Kavga edesin geliyorsa aç birkaç el. Love Yükseliyor oynayalım demiş. Yok abi Love Yükseliyor yok. Adalkun Prime bizlere kullanmış. Teşekkür ederim Adalkuncuğum. Real Kara Kaplan 1. Abi Adana öncesi unuttun mu demiş. Nasıl Adana öncesi unuttum mu? Server mi? Ben server normalde de girmiyorum ki. Teşekkür ederim ikinci ayın için. Hadi bakalım. Güzel ya. Bilmiyorum. Keşke böyle küçükken daha farklı şeylere girseymişim. Böyle çok fazla anım yok küçüklükten. Sadece ergenliğe girdiğimde arkadaşlarımın bir gün boyumun uzadı. 1.26'ydım. Birden bayağı uzadım. Ve anlayamadılar kim olduğumu. Sınıfa geldiğimde şey diyorlardı. Sen kimsin lan falan gibisinden böyle tanıyamadılar. Dokan sen misin? Demişlerdi. Bir kere de annemin şeyleri vardı. Annem kapşonlu falan almıştı bana. Kapşonluyu giy demişti. Normalde filmlerde falan kapşonluyu takıp da şey yaparlar ya. Bir de şapka takarlar. Evet şu an gizli bir ajanım. Kimse beni görmüyor. O şekilde aşağı inmiştim. Kapşonu kapatmıştım. Bak normal kapımı görüyor arkadaşım tamam mı? Kapşonu kapatmıştım. Böyle yapmıştım. Dedim şimdi beni tanıyor musun dedim. Ondan sonra arkadaşım da dedi ki evet sen Doğukan'sın tanıyorum seni. Gözümün önünde kapşonluyu kapattın dedi. Dedim nasıl ya annem tanıyamayacağımı söyledi demiştim ben de üzülmüştüm. Cidden ama o zaman 3 mü yaşındayım 4 mü yaşındayım. Böyle gidip de kapşonluyu alıp gözünün önünde kapattığımda tamamen kılık değiştirebileceğimi sanmıştım. Ve seri üzgün Sedge o sırada böyle nasıl ya nasıl fark edebilir benim olduğumu. Mr. Robot aynen. Evet kimse beni tanımıyor artık. O arkadaşım bile taş yiyordu. Acıktığında evde bir şey olmadığında küçük çakıl taşlarını seçip yiyen bir arkadaşım vardı ya o arkadaşımdı. Uzun süredir şey yapamıyoruz çok iyi bir çocuk aslında. Taş yemesinde sıkıntı yok. Taş bilmiyorum. Garip bir şeyi vardı. Taş yemesini yani ısırı bak kıtır kıtır yemiyordu. Direkt atıyordu blup diye gidiyordu. Hatta faydalı olduğuyla alakalı bir şeyler de diyordu. Hala yaşıyor kendisi. Çok iyi bir çocuk bu arada böyle ha salağa bak taş yiyordu demek için demiyorum. Taş yemek varmış bu arada. Taş yediğinizde vitamin mi ne alıyormuşsunuz ama her taş da yenmiyor. Belki o taşları biliyordur doğa adamı. Bu taş evet bu vitaminli duruyor. Mineralli duruyor. Hop yeah gibisinden. Demir eksikliğinden kaynaklanıyordu galiba. Taş yemek mi? Demir eksikliğinde taş mı çekiyordu canınız? Öyle bir şey var bu arada. Canınızın taş çekmesi diye bir olay. İlginç. Atan Ekici. Adal adam ikinci ay olmuş demiş. İkinci ayı neymiş Atan Ekici adam. Teşekkür ederim. YouTube görse çıldırır demiş Burak. Taş yemeği mi? Ama taş yemekte ne var? Neler neler yanar var. Bir gıyız neler neler yiyor. Adamın yedikleriyle boy ölçüşemezsiniz. Canım love çekiyor. Bugün love bilmiyorum. Daha sonra olabilir. Sunucularla alakalı bir sıkıntılar var bizim açtığımız sunucularla. O yüzden de benim... sunucu adama sormam lazım. Love yükseliyor olabilir mi bugün yoksa direct GG mi? Öylesine sorayım bakayım. Cevap büyük ihtimal hayır chat. Çünkü sunucular boku yemiş durumda. Neyse. Bu arada siz Valorant'ı çok kötü oynadığımız şey yapıyorsunuz ya yayında oynayamıyorum ya. Şu sıralar elim çok alıştı. Valorant yine oynamayacağım Ghost Hunters falan filan gibisinden ama acayip yani acayip sarıyor birçok şeyiyle beraber. Bugün oynadığım turlarda birinde MVP değildim ama ondan böyle şey yapıyor. Kazandınız MVP, takım MVP'si MVP falan yazıyor. Bugün kendime inanamadığım şekilde çok iyi oynadım ya. Bayağı sağlamdı. Bayağı sağlamdı. Valorant'a yavaş yavaş alıştım. Güzel, tatlı. Main'inle Rain oynuyorum. Ya Rain'e nerflendi diyorlar da yani çok fazla can çek... Yani 4 tane can çekmeyi ya da kaçmayı... Ne kadar kullanabilirsin ki? Kaçmayı kullanırken bitirirsin aslında. Ama 2 de gayet yeterli. Herkes şey diyor böyle. Rain'e nerflendi neden oynuyorsun? Kanka o zaman oyundan silseymişler karakteri de ben oynamasaymışım değil mi? Ya koymuşlar bir şekilde nerflenecek tabii ki karakter. O zaman Rainbow Six Siege oynama.
Rainbow'da nerflenmeyen karakter yok bak abi. Bu oyunda o kadar fazla karakter şey ki, nerflendi ki. Mesela bak abi şuradaki karakter, şurada Blackbeard, kalkanı vardı onun. Adam ateş ettiğinizde böyle iki şarjör boşaltsanız bile adam o bölgeden headshot diyemiyordu. Onu şimdi iki mermide kırılır yaptılar. Bu nerf'ün alası. Yani iki şarjörde kırılmayan kalkan iki mermide kırılıyorsa dünyanın nerf'ünü yemiş oluyor. Ya bak Blackbeard kafadan 30 kez nerf yemiş diyor Aydın. Yani adam bir kere de yememiş. 30 kere falan yemiş. Adamlı zaten nerf beard falan diyorlardı. O kadar fazla nerflediler ki. Nerf 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 nerf. Her bir güncelleme geliyor yine nerf, yine nerf, yine nerf. Yani Reyna'nın iki slotu gitmiş çok mu abi? Yani hiçbir etkeni yok bu arada. Oynanışa hiçbir etkeni yok. Sadece gidip de ekstra bir şeyler yapacaksanız o zaman yetmiyor sadece. Blackbeard'ınsa tamamen oynanışı bambaşka değişiyor. Blackbeard'çılar hızlıca sol sağ yapıp girerken Blackbeard yine neyse ufak pikleyeyim kalkanım kırılırsa geri gideyim'e dönüyor yani. Reyna'nın öyle bir nerf'ü yok. O yüzden Valorant'ta bazı kişiler nerf yedikten sonra karakterin sanki işe yaramayacağını düşünüp beyinlerini bir kenara bırakabiliyorlar. Üzücü. Pa. Teardown mı? Ne istiyorsunuz abi? İlk önce şey yapın da ona göre. Teardown geçebiliriz. En başınca bir rahatlama seansı yapabiliriz. Onun dışında ufaktan ne bileyim rahatlamama seansı yapabiliriz. Ya da böyle hani Jump King. Cancer Eder oyunlar mı? Bak. Cancer Eder oyunlardan Jump King var. Tabii şöyle yazın başlıyor. Cancer Eder oyun oyna. Minecraft Speedrun yap. Forest gir. Başka ne var? Bir dakika lan. Ben bir şey atladım. Ne? Teardown gir. Tamam bunlar 4 tane. Bunlar bu şekilde yaparsanız okidoki. Yasemin Chen. Prime üzeri kullanmış. Teşekkür ederim. Nax. Nasılsın? Adal adam demiş. 4. neymiş? İyiyim. Gayet tatlıyım. Güzelim. Yarına da Resident Evil 7'yi yetiştireceğim. Allah'ım. Abi bu kulaklığım yeni şey sesi çok fazla abi. Dur. Chat size kısayım. Özür dilerim chat. Chat özür dilerim. Ya bu sesle nasıl hayatta kalayım ben? Kulaklığımı mecbur çıkarıyorum. Oh. Zaten ilk saniyesi gayet yeterli. E-rape'i yiyip de kulak zarlarınızı patlatabilmek adına. Değil mi? Tamam, kanser eden oyunu kimse istememiş. Kanser eden oyunu oynar. Kimse kanser olmamı istemiyor. Çok teşekkür ederim. Forest gir diyenler var. Speedrun yap diyenler var. Teardown diyenler var. Teardown'a girip speedrun yapıp sonra Forest girebiliriz. Böyle bir yol izleyebiliriz. Güzel gibi duruyor. Onun dışında arkadaşlar tekrardan self promote'umu yapayım. Prime Mikai bedava. Sizde yani uzaylı kilovacık mı? Kilovacık ne lan? Uzaylı kilovacık gibi bedavaya abone olabilirsiniz. Sonra 8 lira oyun Prime'lerden loot falan düşürebiliyorsunuz mesela. Ben de göstereyim. Bedava bana abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Prime Gaming'e girelim bakalım. Şimdi burada mesela lootlar var abi. Apex'e Octane skin'i veriyormuş. 1 milyon dolar vermiş Grand Theft Auto'da GTA Online'da. World of Warship'ten veriyormuş. Forerunner'dan veriyormuş. Wow. Forerunner'dan ne veriyor lan bu arada? 7 günlük şampiyon statüsü 2 toplayıcı sandı. İyiymiş. Forerunner'a tekrar başlamamız yok mu? Kagiz adam o zaman Forerunner loot'u veriyorsa. Güzel. Ya bakın oynadığınız birçok oyundan veriyor abi. Valorant'tan da veriyordu. Ben toplamadım. Valorant'tan veriyor mu? League of Legends'tan veriyormuş. Ya Valorant'tan silah arkadaşı. Şu işte boncuklu sallanan şeyi almışım gibi gibi. Ya bunlar ilk ay bedava abi. Bir de bana abone olursunuz. Desteklersiniz. Steam'den kod veriyoruz. 40 tane Minecraft Premium veriyoruz aylık olarak. Siz de katılıp şanslı kişilerden biri olabilirsiniz diyorum. Ondan sonra bu ekranı da şuradan atıyorum abi. O zaman Teardown giriyoruz abi. Teardown'la ilk önce atölyelerine bakayım. Cidden bugün günün yarısında uyandığım için günü böyle saatlerini çok iyi ayarlayabilen bir adam olamadım. Yine atölyeden bir şeyler dileneceğiz olabildiğince. Performance mod yok. Performance moduna gerek yok. Maplerden 3 tane daha map gelmiş. Bakacağız. Tümü değil. Vine Turbine. Happy Home in Robloxia. Robloxia mı? Bu ne lan böyle? Bu kadar saçma şeyler. Glass Houses. NDS Island. NDS Island'a girelim bakalım. Buna bir tane tik atabiliriz abi. Onun dışında Inverted Pyramid House. Inverted Pyramid House'u da oynayabiliriz. Pam. Subchat'ten çıkarım orada. The White House. Beyaz Saray.
Abi bu Beyaz Saray bu arada sadece beyaz olduğu için mi? Ama bu şey ya. Ya bu bizim şey daha çok benziyor. Beyaz Saray değil bu çünkü. Bizim saray değil mi bu? Banana Republic, Banana Republic bunlara bakmıştık. Bir de Bugstruck. Ha bir de bu var. O bir sürü şey varmış ki. Heistler falan filan varmış. Okidoki. Prime nasıl oluyorsunuz? Prime ünlem Discord yazın. Discord'a gidin. Discord'da güzel bir açıklaması var abi. Sıkıntı çekiyorsanız orada her şeyini görebilirsiniz. Onun dışında Only Karalux Kara Olux X. Üçüncü ayımız Adal Adamlıymış. Üçüncü ay neymiş? Bir de okuyabilsem abi ismini. Her seferinde bir teklemem yok mu? Her yeni dediğinde. Şu var sınavlar çok üstüne geliyor demiş. Yani ben bir of bir. Ben çok sınanıyorum abi. Bu arada 100 milyon doların için çok çok teşekkür ederim. O zaman yayını kapatıyorum arkadaşlar. Ben çünkü zengin oldum artık falan. Şu ekranı nereden alacağım ben oyun ekranına? Arkadaşlar para kazanmak için açtım bu yayını. Sadece 100 lira geldikten sonra yayını devam ettireceğimi sanıyordunuz. Tabii ki devam ettireceğim. Mods. Şimdi burada çok fazla modumuz oldu bu arada. The White House'tan bir rahatlama turumuz başlar ya. Bir rahatlama turumuz başlar.